İfadelerim bazen sert ve kırıcı oluyormuş. Şikayetler geliyor bazı kesimlerden. Sebebi işte budur. Çünkü eğer kelamımda dokunacak veya sizin zayıf midenizde hazm olunmayacak sözler bulunursa mazur tutunuz. Çünkü divanelik zamanında söylemişimdir. Muhitim o zaman tımarhanenin duvarlarıydı. Muhitin tesiri müsellemdir. Mümessel ile ne kadar hakir olursa temsili de o kadar hakir olur. Ve ne kadar büyük olursa temsili de o kadar büyük olur. Okuyalım bakalım. Sual. Şu temsillerde görünen hakaret-i zahiriye neye aittir? Cevap. Ok gibi haller temsil getirene ait değildir. Ancak mümessel-i lehe aittir. Yani kime ve ne şeye temsil getirilmişse ona aittir. Zaten kelamın güzelliği, belagatı mümessel-i lehe mutabakatı nispetindedir. Evet, bir padişah, bir çobana, çobanlara mahsus bir aba, bir palto ve kelbine de bir kemik verirse, padişah iyi yapmadı diye kimse itiraz edemez. Çünkü her şeyi layıkına vermiştir. Binaenaleyh, mümessel ile ne kadar hakir olursa, işte bakın burası, temsili de o kadar hakir olur. Ve ne kadar büyük olursa, temsili de o kadar büyük olur. Evet, sanemler pek adi hakir olduklarından Cenab-ı Hak sineği onlara musallat kılmıştır. Ve ibadetleri de o kadar çirkindir ki, nesculan kebut ile, yani örümceğin ağı ile tabir edilmiştir. Haşiye 2. Bir Arabi'nin taptığı bir sanemi varmış. Bir gün ibadete gitmiş. Bakmış ki bir tilki sanemin başına bevletmiş. Bu hali görünce Arafun yebulus salebune biresihi demekle sanemi kırmış atmış. Demek sanemlerin hakaretinden yalnız sinekler değil, tilkiler de başlarına çıkar, telvis eder. Yani mülevves eder, pisletir. Mütercim Abdülmecid. Demek ki muhatabın pis ve çirkin bir iş yapmışsa o pis ve çirkin ifade ile, kelime ile ifade edilir. Anlaşıldı değil mi? Evet. Layık dedi ya, layığına göre cevap vereceksin. Layıkını bulacak yani.